Teşekkür ederim. Ben katılıyorum Sayın Hocam'ın görüşüne. Ayrıca Ankara'daki hocamızın da dedikleri doğru. Şöyle bakmak lazım. Şimdi Münih Konferansı belki biraz sonra konuşacağız. Dünyanın özellikle Ukrayna krizinin tartışıldığı, belki de savaşın çok sıcak saatlerinin tartışıldığı bir nokta. Böyle bir konferansta acaba hangi vizyonla gittiğini ben merak ediyorum. Hangi Diplomatik temsille git bir sayın e, e, belediye başkanı. Ve bu diplomatik misyonu var mı? Şimdi dipten, diplomatik misyon Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi ile bellidir. Ve devletin diplomatları tarafından temsil edilir. Savunma Bakanı gider, Dışişleri Bakanı gider. Mesele güvenlikle ilgili bir mesele. Yani şu değil, Münih Belediyeler Arası İşbirliği Konferansı olsa... Hepimiz beraber desteklerim Sayın Belediye Başkanı. Ee, ancak buradaki e, gidişat bakıyoruz. İki, bir defa başkonsolosla, İngiliz başkonsolosuyla, iki defa da büyükelçisiyle görüştükten sonra çok enteresan bir şekilde Amerikan büyükelçisi güvenme ettiği Sayın Cumhurbaşkanı art ettikten bir hafta sonra nasılsa Ankara'dan İstanbul'a geliyor ve kendisiyle görüşme yapıyor. Bu açık bir şekilde Anglo-Sakson dünyasının kendisini desteklediği mesajını hem Türk kamuoyuna hem dünya kamuoyuna verilmesi benim gördüğüm bu. Zira idare hukuku açısından bakıldığında belediyeler kanunu bellidir ve tabi olduğu yasa da sayın imam olun İçişleri Bakanlığına bağlı bir statüsü var Dışişleri Bakanlığına değil. Ama şunu kabul edebiliriz. Münih belediyeler başkasının iki belediye arasında teknik işbirliği varsa İstanbul'un sorunlarına, İstanbul halkına ne bileyim işte ulaşımda, e, işletmede, elektrik sorunlarında yeni bir takım vizyoner anlaşmalar yapıp geldiyse o zaman kendisini tebrik ederim. Ama bu arkalarındaki resmin de pek iyi bir resim olduğu söylenmiyor. Bu şahısla çekildiği e, Sayın e, Cem Özdemir'le. E, Cem Özdemir'den başlayalım. Cem Özdemir, HDP vekilleriyle görüşen, soykırım sözde... Lafının öncülüğünü yapan Yeşiller Partisi mensubu ancak Türkiye'nin iki kahraman askerine Taner Paşa ile Enver Paşa'ya bir şekilde ihanet eden, bir Türk e, olmaktan nefret eden bir vatandaş mı diyeyim artık Alman vatandaşı mı? E, nasıl bir e, e, şey oluyor da HDP ile işbirliği yapıp demek ki burada e, Soros'un adamları olduğu belli bu şahısların. Neden belli, az önce arkadaşımızın dediği gibi, Belarus'taki direnişi başlatan şahısla işbirliği yapması, aynı Ukrayna ve Gürcistan olaylarındaki yeni hazırlanan bir lider vizyonu vermek istiyorlar kendisini. Ama bu vizyonu acaba kendisi e, nasıl taşıyabilecek? Onu merak ediyorum ben. Şimdi güvence verilen bir şahıs yemek arkadaşlarıyla az önce arkadaşımızın aktardığı bilgiden bahsediyorum. Bu renkli devrimlerle Türkiye devrim mi yapacak acaba? Ne devrim yapacak? Ben onu merak ediyorum. Yani Türkiye'de devrimler belli. Mustafa Kemal ya Atatürk yaptı devrimleri. Ha şimdi bu mini konferansında e, devlet liderleri varken şahıs devlet lideri değil. Öyle mi hocam? Seçilmiş bir belediye başkanı görevi ne? İstanbul halkına hizmet etmek. Nerede onun yerel yönetim olarak belediyeler kanunu ile kendisine verilen ilişkiyi yürütmekle mükellef. Burada görü, benim gördüğüm dünya ve Türk kamuoyuna başarılı bir lider vizyonu verilmesi, bir propaganda yapılması, parti liderliğine soyunması, benim gördüğüm gelecekte 2020 seçimlerinde kendisi Cumhurbaşkanı adayı mesajı veriliyor. Benim okumam bu. Belki başka şekilde şey yapabilirler, değerlendirebilirler. Ancak yerel yönetimde İstanbul'a hizmet sorunlarına çözüm üretebiliyor mu acaba? Başarılı bir performans var mı? Buna İstanbul seçmeni karar verecek. Lakin bunun ben yanlış bir angaşman olduğunu düşünüyorum. Hem hukuki hem siyasetçi. Bu fotoğraftan ya da o görüşmeden katıldığı konferanstan İstanbul dışı bir konuşma... İstanbul dışı bir konferans mı yorumunu yapıyorsunuz? Elbette yani? alakası yok yani Türkiye'de var. Bu ne Paris bu ne lahana turşusu. Arkasındaki adamlar da domuz resmini domuzu kesiyorlar orada var. Yani ne gibi mesaj vermek istiyor ben onu anlamıyorum. Cem Özdemir de fotoğrafın İdare altına tabi önce... bir şahıs bu. İdare hukukuna tabi. Az önce Amaç aktarmıştım ama yeniden tabi hatırlatmakta da yarar var. Cem Özdemir de Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir bu fotoğrafı Ekrem İmamoğlu ile paylaştığı fotoğrafın altında şu yorumu yazmış. 2050'de dünya nüfusunun %80'i şehirlerde yaşayacak. Bu Ekrem İmamoğlu gibi belediye başkanları için gerçek bir meydan okuma metropol alanlarda gıda güvenliğinin nasıl sağlandığından bahsettik. Bu kolay bir iş değil. Yeşiller yani Partisi'ne de doğumuz biz. Allah muhafaza. Elhamdülillah Müslümanız Bir, ikincisi ee, şöyle, Cem Özdemir 2050'yi görecek bir şahıs değil. Ee, dünyadaki kentleşmenin nereye gittiğini bilen birisi olarak ben şunu söyleyeyim. Elbette e, İstanbul, dünya kentleri arasında yükselen bir kimliğe sahip. 2050'de Ekrem İmamoğlu mu olacakmış yani? Ee, ben onu e, kestiremiyorum. Herhalde falcıya baktırırlar o resimle. Şimdi benim söylediğim, ben real politikaya bakıyorum. Real politika nedir? Şimdi... Burada geleceğin liderleri de geleceğin Türk liderleri arasında bir vizyon mu verilmek istiyor kendisini? sakson dünyası bu desteği destekliyor mu? Ve acaba bunun içerisinde Alman Yeşiller Partisi de mi var. Bunları birleştirdiğimizde benim karşıma böyle bir şey. Sayın Özçeli'nin bir ifadesi var açıklamasında az önce sordum kendisine. O da şu ifadeyi kullandı. Yeşiller Partisi Amerika Birleşik Devletleri'ne çok yakın isimlerden biridir Cem Özdemir ile evet, ilgili. E, kendi Fikrini evet, ben Yeşiller Partisi'ni iyi bilen birisiyim. Şeyde, e, e, agit seçimlerinde pek çok milletvekilleri bir araya geldi e, ve şu anda hükümetin orta. Ha bir şey var burada benim söylemek istediğim. İstanbul halkı, Türk kamuoyu vicdandı bu resim ne ifade ediyor? Bir. İkinci husus, yabancı güçler hizmete açık bir resim bu. Yani ne demek istiyorum? Tercih meselesi. Ne bir, nasıl bir tercih? Siz gerçekten. Belediye Başkanı olarak adanmış, İstanbul halkını hizmette hiçbir e, imkanı e, göz ardı etmeyen bir lider misiniz? Bunun cevabını İstanbul sokaklarında halk karın altında inlim inlim inlerken, siz o tipinin altında, force major dediğimiz uluslararası hukukta, fevkalade bir halde ne yapıyorsunuz? Üç defa balık lokantasını temiz edip muhipler cemiyetine hizmet ediyorsunuz. Yani... Ben şöyle söyleyeyim. Biz şey olsak, ben mesela e, büyükelçi olsam Londra'ya gitsem ve Londra büyükelçisi şeyde, belediye başkanı da bana şey verse, bir akşam yemeği e, sözü verse her şeyi planlasak. Fakat o gece aynı İstanbul'daki gibi bir, bir durum olsa. durum olsa ancak 3 ay sonra var. Özür dilerim der. Benim birinci görevim Londra halkına hizmet etmek, Londra sokaklarına açık tutmak ve kamu güvenliğini sağlamaktır. Bunun esası da de idare hukukunda kamu hizmetidir. Belediye başkanı da yerel hizmetlerin görevlisi olarak belediye kanuna göre İstanbul halkına sokaklarını temiz tutmak, güvenliğini sağlamak ve de aynı zamanda bir şekilde ona hizmet etmekle mükelleftir. Gidip de başka bir şekilde bu force majeure halinde bu olmaz. Demek ki burada İngiltere'ye bir sevdası var ama burada Bizim söylememiz boş. Bu resim, bu mesaj bence ters tepecek. Yanlış zamanda yanlış resimdir. Bunun şeyini Türk kamuoyu, Türk seçmeni verecektir. Ama benim nazarımda bir öğretmen olarak bu başarısız bir resimdir. Verilen yanlış bir mesajdır. Ve diplomatik olarak da bir tercih meselesi olarak şunu görüyorum. Meşruiyet kazandırma girişimidir bu. Yani bu kadar başarısızlığa karşı meşruiyet kazandırma. Ama ben her zaman söylüyorum, Atatürk ne demiş? Türk milleti zeki ve çalışkandır diye. Bu tür e, resimlerle belen e, Cumhurbaşkanı olunmaz. Cumhurbaşkanı çalışacaksın, e, Türkiye'ye hizmet edeceksin ve hizmetlerinle sen buna taltif edileceksin. Yoksa gidip de Türkiye ters laflar söyleyen, hakkı olmadığı tar tarihçi mi ki e, şey e, bu e, milletvekili Cem Özdemir? Ee, bakan hangi <laughs> bakan olabilir. Yani e, tarihçi değil, hakim değil. Sen mi gittin? Baban mı kesti Ermenileri de söylüyorsun. Türkler Ermenileri kesti diye. Sen nasıl benim kahramanım Enver Paşa'ya, Paşa'ya laf söylersin? Bunu Almanların şeyini, pasaportunu taşıyor. Gidip de Alman komutanlarından bir tanesine söylesin bakayım onu ne yaparlar. Bu kadar benim söyleyeceğim.